Selamünaleyküm arkadaşlar. Son günlerde hep duyuyoruz işte yarasa kodası, işte yarasa yuvası. Yani bu gibi hurafelerle insanları kandırarak, insanları arkadaşlar mağaralara sürükleyip şu zavallı yarasaları yerlerinden ediyorlar. Çoğunu bir şekilde telef ediyorlar, öldürüyorlar. Ne için? Koza aramak için. Arkadaşlar bu bir hurafe, yarasa kodası diye bir şey yoktur. Gelin biraz bundan bahsedelim. Şimdi benim de kulağıma geldi. Daha önce de görmüştüm. Yaklaş biraz, yarasamızı çekelim. Bitir sen bana. Ben anlatayım hem. Ver bana. Şurada durun siz. O videolarda görünen görseller tamamen yalan arkadaşlar. Araştırdığınız zaman siz de bakacaksınız. Yarasa kodası yazarsanız direkt zaten o yuvalar çıkıyor. Onlar tamamen kurgu, el yapımı. Yani insanların yaptığı bir düzenek. Öyle bir yarasa yuvası yok. Arkadaşlar ülkemizde yaklaşık 36 çeşit yarasa yaşamakta ama genel olarak dünya üzerinde 1300 çeşit yarasa yaşıyor. Bunlar biliyorsunuz ki doğuran türler. Yani hiçbir şekilde koza veya yuva hazırlamıyorlar ya da yumurtlamıyorlar ki böyle bir şeye ihtiyaçları olsun. Şöyle öyle bir yuvaya ihtiyaçları olsun. Bunlar arkadaşlar doğuran türler olduğu için kendi ağaç kovukları olabilir. Mağaralar zaten üremesinin %90'ını mağaralarda tamamlıyorlar. Belki de bazen işte doğal ortamda, toprak altlarında, kaya diplerinde yuvalıyor olabilirler. Yuvalıyor derken yine yanlış anlamayın arkadaşlar. Onlarınki çok basit bir şekilde çatlakların içinde, güvenli bölgelerde bir şekilde yavruluyor arkadaşlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yarasa kozası ya da yarasa yuvası diye bir yuva yok arkadaşlar. Bu tamamen bir hurafe. Şöyle yapalım. Yavaşça salalım yarasamızı. Aynen arkadaşlar. Şu anda şurada bir salımını yapalım. Tekrarlıyorum. Lütfen yarasaları rahatsız etmeyin. Yarasalar koza ya da yuva yapmıyor. Gördüğünüz gibi uçtu gitti.